Benim de haberim yoktu. Kuleye gittik. Galata Kulesi'ne. Öyle mutlu oldum ki. Orada kıyıldı nikahımız. Umarım böyle bir mutluluğu sen de tadarsın. İnşallah. Hünkar abim sana verdiği değeri cümle aleme göstermiş oldu. Bundan gayrı kimse ağzını açıp sana kötü laf edemez. Ben o kadar emin değilim. Bu nikah sesleri kesmek bir yana her şeyi daha da berbat edecek. Nedenmiş o? Niyesin var Atike? Şehzadesi olmayan bir hatunla nikah kıyıldığı görülmüş şey mi? Ben sadece hakikatleri söylüyorum. Her şeyin bir ilki vardır. Asıl hakikat bu. Farya Sultanım, Valide Sultanım sizi dairesinde görmek istiyor. Müsaadenizle. Gel. Valide Sultanım. Seni tebrik ederim Farya. Hünkar oğlum seni zevceliğe seçmiş, nikah kıymış. Bundan böyle yerin haremi Hümayun'dur. Gereken alakayı ve hürmeti göreceksin. Size minnettarım valide. Ben... Esasen buna razı gelmez, nikahın iptali için elimden geleni yapardım. Ancak senin vaziyetinde buna lüzum görmedim. Malum. Haremde şehzaden yoksa hükmün de yoktur. Hünkar oğlum da bu yüzden nikah kıymış sana. Acıdığı için. Yarama tuz mu basmak istiyorsunuz sultanım? Hiç durmayın. Basın. Yakın canım. Mani olamam. Ama şunu bilin ki Sultan Murat bana acıdığı için nikah kıymadı. Öyle olsa bilirdim. Çünkü benim onun gözlerinde gördüğüm tek şey aşk. Demdir aşk dediğin, gelir geçer. Hünkar oğlum yeni bir ateşe düşünce ne yapacaksın? Hadi Ayşe'nin evlatları var, onlarla oyalanıyor. Sen ne yapacaksın? Unutma. Üzerinde kök salmadığın toprakta tutunamazsın. İlk rüzgarda savrulur gidersin. Lalezar, Farya Hatun'u, Farya Sultan'ı dairesine götürün. Usul neyse aynen tatbik edilsin. Emredersiniz sultanım. Melisa otu kaynattım sultanım. İyi gelir. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum.
Kendinizi harap ettiniz sultanım, yapmayın böyle. Hazmedemiyorum bir türlü. Nasıl yapar bana bunu? Nasıl işe sayar beni? Nasıl? Nasıl yapar? Sultanım. Sade. Baba. Nedir bu halin? Annem her gece bağırıyor, kızıyor. Ben çok korkuyorum. Korkma sen, tamam mı? Ayşe, nedir bu halin? Ne yapıyorsun sen? İki evlat verdim sana. En zor gününde dayı yanında oldum. Ben dururken nasıl o kadınla evlendim? Ben böyle münasip gördüm. Sevmedin beni. Hiçbir kıymetim yok Nazır'ım. Bir an evvel toparla kendini. Bir daha seni böyle görmeyeyim. Hele ki Ahmet'imin, Hanzadem'in yanında.